Kıymetli basın mensupları, şimdi konuşmalarını yapmak üzere katılımlarıyla programımızı onurlandıran, büyüyen, kalkınan, gelişen, güçlü Türkiye'nin başbakanı, başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın teşriflerini arz ediyorum. Değerli arkadaşlar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin yeni öğretim ve eğitim yılının açılışında sizlerle beraberiz. Yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Evet, bakanımız anlattı. Türkiye olağanüstü bir durum yaşadı. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin asker elbisesi içerisindeki hainlerin gerçekleştirmeye çalıştığı alçakça bir darbe girişimidir. Bunu asla ve asla vatanını, milletini, bayrağını seven kahraman silahlı kuvvetlerimize mal etmek söz konusu olamaz. Doğru bir iş olamaz. Silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz her zaman ülkenin birliği, beraberliği, bağımsızlığı için canını seve seve ortaya koymuştur. Bundan sonra da koymaya devam edecektir. Bir kere bu iki işi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bugün burada güvenlik güçlerimiz arasında görev alacak gençlerimizin yetişmesi için faaliyet gösterecek akademiyi açıyoruz. Akademinin öğretim ve eğitim yılını açıyoruz. Üç kıtada adaletle hükmeden bir dünya devletinin doğduğu bu topraklarda insanımızın istediği takdirde en büyük hedefleri nasıl gerçeğe dönüştüreceğinin bir hikayesi vardır. Tarihten gelen dersleri çıkarabilirsek milletimizin, devletimizin ne kadar zengin bir kültürel altyapıya, ne kadar büyük imkan ve fırsatlara sahip olduğu ortaya çıkar. Bunun için ufkumuzu geniş tutmak, büyük düşünmek, geleceğe kararlı adımlarla gitmek zorundayız. Bizler de bu ülkenin yönetimine de görev alanlar olarak koyduğumuz hedefleri daima Türkiye'nin insanından aldığımız güçle bir bir gerçekleştirdik. Şimdi çok daha ileri hedeflere doğru yine milletimizle birlikte emin adımlarla yürüyoruz. Değerli misafirler, 15 Temmuz'da yaşadığımız darbe girişiminin ardından alınması gereken bütün tedbirleri aldık ve birçok yapısal dönüşümleri gerçekleştirdi. Bu süreçte güvenlik teşkilatımızın subay, assubay, diğer personel ihtiyacını karşılamak üzere yeni eğitim kurumları ihdas ettik. Milli Savunma Üniversitesi, Sahil Güvenlik Akademisi ve Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi bunların en önemlilerinden biridir. Bilindiği gibi 15 Temmuz öncesi en büyük yapısal reform silahlı kuvvetlerde gerçekleşmiş. Jandarma ve sahil güvenlik zaten İçişleri Bakanlığı'nda faaliyet göstermekte idi. Ancak bir yanıyla da sicil yanıyla da nasip ve sicil yanıyla da silahlı kuvvetlerde
olmaya devam ediyordu. Bu ikili yapının ortadan kaldırılarak her yönüyle duhulumdan nasbına ve bütün görev süresince İçişleri Bakanlığı bünyesinde olması yönündeki düzenlemeyi yaptık. Diğer yandan da silahlı kuvvetlerin subay, astsubay ihtiyacını karşılayacak insan kaynağı için Milli Savunma Üniversitesi kurduk. Milli Savunma Üniversitesi, Sahil Güvenlik Jandarma Akademisi hem sivil kaynaklardan hem askeri kaynaklardan öğrenci alacak, yetiştirecek ve ihtiyaç duyduğu alanlarda istihdam edecek. Bugün 733 öğrenciyle eğitim hayatına başlıyor. Bütün öğrencilerimizi ve akademisyenlerimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Başarılı bir öğretim dönemi temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz bize çok şey öğretti. 15 Temmuz devletin içerisinde yıllardır sinsice yapılanan masum görünümlü örgütün günü geldiğinde ülkenin bağımsızlığını, istiklalini tehdit edecek bir canavara nasıl dönüştüğünü 15 Temmuz gecesi gördük. Ancak 15 Temmuz gecesi bir şey daha gördük. Gördük ki bu millet istiklaline aşık bir millet. Tanklara, toplara, uçaklara, bombalara aldırış etmeden meydanlara inen başkomutanının, cumhurbaşkanının çağrısına tereddüt etmeden riayet eden ve ülkesini, milletini, geleceğini, bayrağını alçaklara çiğnetmeyen bir başarıyı, bir kahramanlığı da ortaya koydu. Bu milletin adı Türk milletidir. Bu milletle ne kadar övünsek hepimiz o kadar haklıyız. Değerli kardeşlerim, asker içinde asker elbisesi giymiş bu alçaklar Cumhurbaşkanlığı, meclisi, MİT'i, TÜRKSAT'ı, jandarma komutanlığını, köprüleri bombaladılar, yaylım ateşine tuttular. İnsanlarımızı hiç gözlerini kırpmadan öldürdüler, yaraladılar, şehirleri yıktılar, yaktılar. Milletimize, devletimize, huzurumuza, kardeşliğimize kurşun sıktılar. Bu örgüt mensupları 15 Temmuz gecesi milletin uçağını, tankını, silahını millete karşı kullandılar. Milletin istiklalini hedef aldılar. Her şey planlanmıştı. Fakat bir şeyi hesap edemediler. Bu aziz millet vatanına sevdalı ve egemenliğine aşıktı. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz meclisine, demokrasisine, iradesine topyekun sahip çıktı. Bu alçaklara hak ettikleri dersi verdi. Askerlerimizin ve polisimizin içinde helal süt emmiş vatan evlatları ihanet şebekelerinin karşısında hiç tereddüt etmeden canla başla gece boyunca mücadele etti. Milletin üzerine girdirdiği üniformayı ve görevini namus bilerek sahip çıkan yiğitlerimiz darbecilere asla pabuç bırakmadı, teslim olmadı. Mehmetçik, bilinci ve şuuru içinde olanlar emanete hıyanet etmedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle ortaya koyduğu vatanseverlik vesilesiyle
askerlerimiz bu hainlere hak ettiği cevabı verdi. Bugün devlet ve millet olarak Allah'a şükür dimdik ayaktayız. Kararlı adımlarımızla hem FETÖ hem BETÖ bölücü terör örgütüyle amansız mücadelemiz devam ediyor. Demokrasimiz daha da güçlendi. Millet olarak birliğimize, beraberliğimize daha güçlü şekilde sarıldık. Hangi isim altında olursa olsun, ister PKK, ister PYD, ister DAEŞ, bu terör örgütlerine karşı gerek yurt içinde, gerek yurt dışında mücadelemiz kararlılıkla sonuna kadar devam edecek. Teröre karşı mücadele verirken dostumuzu ve düşmanımızı da bir tanıyoruz. Kim dost, kim düşman, bunu bugünlerde daha iyi gördük. Bizim teröre karşı farklı standardımız yok. Ayrım yapmadan bütün terör gruplarıyla aynı mücadeleyi yapıyoruz. Ancak bazı ülkeler terörde de senin teröristin kötü, benim teröristim iyidir gibi ne izana ne insanlığa sığan bir tasnif yapıyorlar. Maalesef Suriye'de yapılan budur. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek için mücadele edemezsiniz. Eğer böyle bir mücadeleye devam ederseniz, o destek verdiğiniz terör örgütü de yarın başınıza bela olur. Bugün bir yıldır bütün dünya kamuoyunu meşgul eden Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçlandı ve seçim sonucu birçok insanın düşündüğünün aksine farklı şekilde gerçekleşti. Cumhuriyetçi aday Donald Trump yeni başkan olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olarak seçildi. Donald Trump'ı, Sayın Trump'ı tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Eminim ki uzun bir geçmişe dayanan Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri stratejik ortaklığının artık tartışmalardan kurtarmış bir şekilde Türkiye'nin terörle mücadeledeki hassasiyetini dikkate alan bölgedeki barış ve istikrarı önceleyen politikalarla geçmişten gelen geleneksel dostluk ilişkilerimizin daha da ileriye götürülmesi için yeni başkana bir fırsat alanı oluşturmuş olur. 15 Temmuz alçak darbe girişiminin başı, aklı, yürütücüsü ve azmettiricisi olarak Amerika Birleşik Devletleri topraklarında yaşayan FETÖ, Fethullah Gülen'in bir an önce ülkemize iadesi konusunda yeni başkana buradan açıkça çağrı yapıyorum. İlişkilerimizi bozan Amerika ve Türk toplumu arasındaki tarihsel dostluğa zarar veren bu terör örgütü başını kısa sürede ülkemize iade ederseniz eminim ki Türkiye Amerika Birleşik Devletleri dostluğu için yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açmış olursunuz. Değerli arkadaşlar, bugün barışa savaştan çok daha acil ihtiyaç var. Geçtiğimiz birkaç yıl bölgemiz için çok talihsiz bir dönem olmuştur. Maalesef Suriye'de, Irak'ta, dünyanın başka yerlerinde
günahsız insanlar, korunmasız insanlar acımasızca bu anlamsız savaşlar yüzünden hayatını kaybetmekte ve milyonlarca insan da evinden, barkından, yerinden, yurdundan, vatanından ayrılmak, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kalmaktadır. Türkiye son 5 yıldır 3 milyon mülteciye kapılarını açtı, bağrını açtı, onları bağrına bastı. Türkiye'nin yaptığı bu fedakarlığı gelişmiş bazı ülkeler anlamakta zorlanıyor. Niye Türkiye bu fedakarlığa katlanıyor? Türkiye'nin geçmişinin, kültürünün, inancının farkı da işte burada ortaya çıkıyor. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir anlayışın torunlarıyız. Osmanlı 6 asır 3 kıtada işte bu felsefeyle barış sağladı, kardeşlik sağladı, huzur sağladı. Değerli kardeşlerim, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Sahil Güvenlik çok önemli görevler icra ediyor. Bölgede yaşanan savaşlar dolayısıyla tabii bazı mülteciler denizden gitmek zorunda kaldı. Binlercesi Akdeniz'in, Ege'nin azgın sularında yok olup gitti. Ama en az 50 bin mülteciyi de sahil güvenlik ekiplerimiz hayatını kurtardı. Onların tekrar hayata tutunmalarına destek oldu. Ülkemizin stratejik konumu belli. Ülkemiz her zaman doğuyla batı kültürünün, doğuyla batı medeniyetinin buluştuğu yerde bulunuyor. Bu da bir takım zorlukları beraberinde getiriyor. Aynı zamanda bir takım avantajları da beraberinde getiriyor. Anadolu toprakları bugün ulaşım açısından, elektrik, iletişim, enerji koridorları bakımından çok ama çok önemli stratejik bir yerdedir. Düşünün ki etrafımızda 1,5 milyar nüfus yaşıyor, 30 trilyon dolarlık bir milli gelir, yıllık milli gelir var ve bu coğrafyaya Türkiye'den 3 saatte ulaşabiliyorsunuz. Dünyanın hiçbir ülkesi bu kadar avantajlı bir konuma sahip değil. Hal böyle olunca bu topraklara gözü olanlar da derdemez artıyor, oluyor. Bugün bizim verdiğimiz mücadele hem FETÖ terör örgütüne karşı hem BÖTÖ bölücü terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadele aslında bu coğrafyanın tabiatından kaynaklanan bir mücadeledir. Burada şunu büyük bir mutlulukla, büyük bir gönül rahatlığıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ortaya koyduğumuz terörle mücadele anlayışı, savunma yerine taarruz anlayışıyla